Hayırlı akşamlar diyoruz. Efendim, bugün tabii önemli konuları konuşacağımız bir akşama daha girdik. Kanal G ailesi olarak Cuma günü saat 18'den itibaren zaten teyakkuz halindeydik. Gece 22.30'da haberi alır almaz hemen İstanbul AK Parti İl Başkanlığımızın telefonumuza düşen mesajıyla apar topar zor şartlarda yollar kapalı olmasına rağmen kanalımıza geldik ve hemen çağrılarımıza başladık. Ve o gece 02'ye kadar buradan çağrılarımızı yürüttük. Ne dedik? Hiç kimseden bir teşekkür beklemeden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Başbakanımız, bakanlarımız hiç kimseden bir karşılık beklemeden vatandaşlarımızı, halkımızı bize gelen mesaj üzerine sokağa, demokrasiye davet ettik. Ve davetimizi de sürdürdük. Başımıza ne gelecek, ne olacak ve ilerleyen saatlerde televizyonlar basıldı, gazeteler basıldı. Bütün bunlara rağmen arkadaşlarımızla can siperhane bu anonslarımızla yürüttük. Üstelik üstüne, yani Çekmeköy burası, dört bir yanımız, hemen yanımızda Sancaktepe Hava Üssü, hemen onun yanında Samandıra Askeri Kışlası, yanımızda Çekmeköy, Alemdağ'da yine Hava Jet Komutanlığı olmasına rağmen bu çağrılarımızı yaptık ve Kanal G'nin de adresini bütün herkes biliyordu. Çünkü iyi niyetliydik. Bismillah dedik, başladık bu işe. Bu vatan bizim dedik. Bu devlet bizim dedik. Halkın %52,5'la iktidara getirdiği, halkın %52,5'la Cumhurbaşkanı seçtiği, %49,5'la iktidara getirdiği bir hükümete karşı iktidar muhalefet el ele vermesi gerektiğinin vurgusunu yaptık. Ve siyaset gözetmeksizin herkesin de sokaklara, caddelere, meydanlara dökülmesi gerektiğini söyledik. Çok şükür Allah'a demokrasi zaferini hep birlikte kazandık. Kazanmaya da devam edeceğiz. Sokakları, caddeleri bırakmayacağız. Şöyle 3 günde gece gündüz canlı yayın araçlarımızla İstanbul'un dört bir yanını her gece kolaçan ediyoruz. Dün gece yine uyumadık. Arkadaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittiler. Oradan Taksim'e gittiler. Taksim'den Kısıklı Meydanı'ndan Taştelen'e, Ümraniye'ye ve bütün meydanları, Kartal'a, Pendik'e, bütün meydanları geziyor canlı yayın aracımız ve ekibimiz. O görüntüler alındı. O görüntüleri de yayınlayacağız. Ama bugün bir konuğum var. Yani biz hiçbir karşılık beklemeksizin bunları yaparken gün boyu da önemli konukları burada ağırladık. Strateji uzmanlarını, emekli albayımızı, yine bu konuda uzman yetkilileri, konuşmacıları, yazarları, gazetecileri. Bugün de yine burada MMG diye bir başlık göreceksiniz. Tabii ki Mimarlar Odası, birçok sivil toplum kuruluşlarında çok yetkili görevlerde bulunan ve yine Ekşioğlu Vakfımızın kurucusu olan, Ekşioğlu Vakfımızla beraber dünyanın 3. büyük, Türkiye'nin en büyük ailesinin vakfımızın genel sekreteri olarak ve AK Parti'den de geçmiş dönemlerde belediye başkan adaya dahili olan, çeşitli görevlerde bulunan, yönetimlerde bulunan çok değerli bir üstadla, değerli bir konuşmacımızla, konuğumuzla birlikteyiz. Sayın Kadem Ekşi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ben niye böyle bir giriş yaptım? Kanal G olarak ne yaptığımızı bir özetleme açısından bunu yaptım. Saat 18 civarı çok önemli derin kaynaklardan çok ciddi gelişmelerin olacağı. Hatta bunu birçok gazetelerde böyle üstü kapalı bir şekilde açıkladılar. Mesela Yeni Akit gazetesi, orada çok önemli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Böyle bir olayın, ondan sonra Yeni Şafak gazetesi, Akit gazetesi, bunun böyle üstü kapalı bir şekilde, örtülü bir şekilde açıkladılar. Ve özellikle Yeni Şafak gazetesi bu istihbaratı önceden almıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten söyledi, ben 18'den itibaren bunu biliyordum dedi. Ve biz o andan itibaren hemen alarma geçtik. Bize ciddi görevler düşecek. Çünkü o andan itibaren basına önemli görevler düşecekti. Türk basını da üzerine düşen görevi yaptı zannederim. Siz nasıl öğrendiniz? Neler hissediyorsunuz? Neler beklediniz? Sözünüzü kesmeden söz sizde. Tabii buyurun. Ki işte 10 civarlarında, 10-10.5 arası evdeydik.
Bizim büyük olan E5'ten gelirken baba tankları E5'te gördüm diyor Cevizli istikametinde. Nedir falan diye bir telaşla beni aradı. Yaklaşmıştı eve. Gel oğlum dedim, evde değerlendiririz. Ben hemen televizyonu açtım. Uzaktım o anda. Kitapla falan bir şeyler uğraşıyorduk. Açtığımızda acı gerçekle karşılaştık. Tam bir akıl tutulmasıyla Türkiye'nin gerçekten zor bir dönemine daha kanımız dondu. Yani bunu ilk öğrendiğimizde donduk. Yani çünkü biz 12 Eylül'ü yaşamış, 12 Eylül'ün acılarını bilen, silindir gibi üzerimizden geçen o gençlik yıllarımızın acı hatıraları hemen gözümüzün önünde canlandı. Ama bu sarsıntıyı çok kısa sürede atlattık evde. Bir istişare ettik, ne yapmalıyız şeklinde. Hızlı bir biçimde kanalları taradık, gördük. Bütün basın yayın kuruluşları hakikaten demokrasiye, insan haklarına ve özgürlükleri ayaklar altına alan, bu akıl tutulmasına, bu cinnet haline ciddi tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bu bizde bir serpinti oldu, yani içimiz açıldı. Bu yayınlarla birlikte ilk Sayın Başbakan'ın duruma vaziyet ettiklerini, işte hükümet, sivil inisiyatifin görevinin başında olduğu gerçeğini hatırlatması morallerimizi biraz daha yükseltti. Bir ara işte TRT'deki o şeyi görünce tabii biraz demoralize olduk. Ama Sayın Başbakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihi konuşması, tarihi çıkışı, CNN'e bağlanmasıyla birlikte de evet, millet iradesini yok sayanlar, millet iradesini ayaklar altına almaya kalkanlara tarihi bir cevabı, milleti duruma ayak koymaya davet edince biz hemen hazırlandık. Spor kıyafetlerimizde, işte yanımıza almamız gereken materyallerle beraber meydanlara doğru aktık. Geçerken emniyet ilçe binalarında polislerimizin de sivil direnişi, sivil inisiyatifi harekete geçirmek iste ve arzularını gördük. Onlara gerçekten çok ciddi desteklerimiz oldu bulunduğumuz merkezlerde, karakollarda. Gerek oradaki moral değerlerini yükseltmek, gerek katılımcıların bu direniş ruhunu canlı ve diri tutma adına bunları yaptık. Ve hemen tabii sosyal medya hesaplarımızda, Twitter'da, Facebook'ta ve diğer hesaplarda yani ilk sivil direniş çağrılarını açık bir biçimde yaptık. Bunlar hesaplarımızda zaten mevcut, giren görür. Kimileri tabii marketlere koştular, kimileri de meydanlara koştular, bankamatiklere değil. Yani bu ruhu içselleştiren, bu ülkenin dünü, bugünü ve yarınına dönük kaygıları olan, bu ülkenin ekmeğini yiyen, bu ülkenin geleceğini bu memlekette arayan her yurttaş gibi bizler de safımızı, yeni çıkış ve yeni bir dirilişi, yeni bir tarihi ve zamanın tanığı ve şahitleri olarak biz de onlarla yazmamız gerektiği olan inancımızla biz de diğer vatandaşlar gibi meydanlardaydık. Tabii ki bu akıl tutulması kabul edilemez. Yani biz Maltepe Meydanı'na doğru hareket ettiğimizde Cevizli Zılıtırga yönünde tankların araçların üzerinden nasıl geçtiğini gördük. Orada bir kamyon yığınları yani, vardı. Onları vatandaş kapattı tabii. Süratli, hızlı bir biçimde Zılıtırga yönünü kapatıldı. Hakikaten iş makinelerini, tır dorselerini, büyük kamyonları buralara fedakarca koyan kardeşlerimiz var. Araçlarıyla yönlerini tankların önüne koyan arkadaşlarımız var. Cesaretle, yılmadan ciddi bir kitlenin akın akın meydanlara akışını gördük. Gençlerin, çocukların, yaşlıların, kadınların yedi renk, yedi bölgeden ayrım yapmaksızın her siyasi anlayışın temsilcilerinin bayraklarıyla aşkla darbelere, cuntaya hayır diyerek bu sesli kraksonlarla,
el sallamalarıyla o yürüyüşlerinin içinde olduk, tanıkları olduk. Meydanların sesini dinledik. Meydanların ruhu hakikaten çok başka atıyor. Yani o noktada ben bütün kardeşlerime müteşekkirim. Yani bugün 240 şehidimizin olduğu açıklandı. İşte biraz önce son şöyle bir taradım interneti. Tabi korkunç bir olay yani. Yani burada gencecik çocukların her kesimden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından, öğrencilerden, işçilerden, her toplumun her dinamik kesimi darbelere geçit vermeyeceğini ifade ederek bu dikta rejimine, bu junta arayışlarına, bu çapulculara hakikaten sivil direnişi, sivil inisiyatifi vakar bir duruşla ama kararlı bir yapıyla ortaya koydular. Yani burada teşekkürler Türkiye diye bir tweetimiz olmuştu. Çünkü hakikaten yani bu başka türlü izah edilemez. Çünkü yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, AK Parti'den her siyasi aktörün omuz omuza darbelere karşı girdiği bir ortamı görüyorsunuz. Ve aşkla buna inanmış insanlar. Yani darbecilerin en çok yanıldığı şey yaptım olduğu olayıydı yani. Yani ama tarih sloganlarla yazılmıyor yani. Çünkü hakikaten inanmış bir kitlenin çünkü bir daha darbelerin ülkeye kaybettirdiği kayıp yılları yaşamak istemiyor. Ekonomide, iş dünyasında, STK'larda yıllardır çalışan bir biri olarak bunu biz gördük zaten. Çünkü ben oğluma şunu söyledim. Çıkıyoruz, kucaklaşarak çıktık. Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü oğluyla gidip dönemeyenler, dönemeyenler de oldu. Bunları da gördük. Ama evet, biz çıkmalıydık. Çünkü biliyoruz ki sıra bize gelecek. Yani eğer o darbe başarılı olsaydı bizleri de evlerimizden toplayacaklardı. Çünkü düşünen, üreten herkese düşman darbeler. Yani darbeler, cuntalar kimseyi affetmez. Yani üreten, düşünen herkese düşman. Sana, bana düşman. Herkese düşman. Yani darbelerin böyle bir yapısı var, ruhu var. Ama Türk halkının feraseti, Türk milletinin hakikaten bu duruşu, coşkusu, aklı selim, kalbi selim hadiselere yaklaşımıyla artık Türkiye'de darbeler dönemini inanıyorum ki sonsuza dek kapattık ve Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin hakikaten kalkınma ve büyüme reflekslerine dönük yeni bir çıkışı, yeni bir dirilişi hep birlikte inşa edeceğimiz aydınlık günlere doğru bir döneme koşacağız. Çok acılar yaşadık tabii. Yani kayıplarımız. Kemal Ekşi bizim akrabamız, canımız, kardeşimiz. Köprüde otomatik silahlarla taradılar ve orada şehit oldu. Yine bir akrabamız, kardeşimiz ve diğer onlarca insan. Yani bu 240 tane pırıl pırıl genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden acımasızca bu katliamları yapanlar elbette bunun hesabını verecekler. Yani bugün kamu kurumlarımızda, üniversitelerimizde, iş dünyasında, yargıda, orduda ciddi bir temizlik harekatı var. Bu paralel çete yapılanmasının tüm unsurlarıyla, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, diğer siyasi parti liderlerinin hakikaten bu noktada ortak aklı ve vicdanı inşa ederek Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi ortaya koyacakları, koydukları acil eylem planları var. Burada işte çok ciddi bir 15-20 bin civarında, belki biraz daha da fazla olacağı kanaatindeyiz. Bir işten el çektirme, görevden alma, tutuklama ve benzeri bir takım yöntemlerle tek devlet, tek millet, işte tek vatan, tek bayrak vurgusunun içini doldurarak hepimiz için
yeni, güçlü bir Türkiye'nin inşasında görev alacağımız, koşacağımız, üreteceğimiz, çalışacağımız temiz, arı bir dönemi inşa etmemiz gerekiyor. Yani bir şey daha var burada, onu da söylemeden etmeyelim. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşulları değerlendirirken, yani Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele konseptimiz devam ediyor. PKK'ya karşı verilen çok ciddi bir savaş var. Bu burada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her ne kadar paralel çetelerin oluşturduğu bu dağınık yapının bir an önce toparlanması lazım. Yani TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimiz. Burada yeni bir yapılanmayla hızlı bir biçimde ordumuzun toparlanarak gerek iç gerek dış tehditlere karşı çok güçlü bir şekilde organize edilmesi lazım. Yani burada belki zor olacak bunları kısa sürede yapmamız ama inanıyorum ki Türkiye'nin insan kaynağı ve zenginliği, birikimi, potansiyel gücü bunu da hızlı bir biçimde aşacaktır. Yani korkmamak lazım. Yani bu kadar insan görevden alınıyor, işte eğitim camiasında alınıyor, yargıda alınıyor. Bunların yerine kim gelecek? Gelir yani bu ülkenin evlatları. Kısa, hızlı bir dönemde gerek pilotajlarda, gerek diğer alanlarda yetiştirilir. Korkulu bir hayat düşünemeyiz. Yani kalkan uçaklarımızın serseri mayın gibi havada dolaşıp nereye çakacağını hayal ederek bir hayat yaşayamayız. Biz millet olarak, milletimiz olarak ordusuna güvenen, askerine güvenen, polisine güvenen, hakikaten kamu kurumlarındaki sürecine güvenen, yani böyle bir şey olabilir mi? Yani devlet içerisinde paralel bir yapı ile devlet olduğunu iddia eden iradesini, aklını başka yere endeksleyen bir hayat olamaz yani. Şu o yüzden konuda, şu konuda bir tereddüt de etmesin vatandaşlarımız, halkımız ki hemen hatırlatınca siz de tamam diyeceksiniz. Biliyorsunuz yaklaşık bir 4-5 ay önce çok deneyimli avukatlar imtihanlara girdiler ve şu anda ondan işte bizim Mustafa Bey'in oğlu onlardan bir tanesi şu anda hakim olmak üzere, savcı olmak üzere Ankara'da eğitim görüyorlar. Yurdun dört bir yanından gelen avukatlar. Bir ikinci hususta zaten Yüksek Askeri Şura vardı. Devlet hazırlıklı olmasaydı değil mi yani Yüksek Askeri Şura'da kimi yerine getirecek? 12 bin kişinin bugün tabii yani, aşağı bu yukarı 1/4'ü görevden uzaklaştırıldı. İşte bunlarda tutuklananlar var. Ya tabii ben üniversite yıllarında 1985-86 yıllarında üniversite öğrencisiyken, öğrenci lideriyiz o zaman. İstanbul Üniversitesi'nin işte siyasal hukuk önünde öğrenci eylemleri olur, forumlar olur. Biz de onlara katılırız. Bazen konuşmacı olarak, bazen katılımcı olarak destek veririz onlara. Bu arkadaşlarımız hiçbir etkinliğimize katılmazlardı. Yani o zaman üniversitelerde onlar da azınlık da olsa varlardı. Ama o yıllardan beri sinsice, yani sızıntıydı ya bunların dergilerinin adı. Yani sızarak hakikaten bütün kurumlarımızı, özellikle güvenlikle ilgili olan, işte yargıyla ilgili olan kurumlara işte 30-40 yılda kadrolarını yetiştirdiler. Bu kadroların tabii arka planında da benim iddiama göre CIA var ve ABD var. Yani bunu taşıran güç olarak kullanıyor ve Türkiye'nin kesinlikle bu son olaylarda işin arka planında bu işin organizasyonunu yapan ekip ABD'dir. Bunu siyasilerimiz, devlet başkanlarımız söyleyemez ama biz STK'lar olarak özgür ve özgün duruşu olan bireyler olarak bunu gözlemliyoruz. Çünkü Pennsylvania'daki zat boşuna orada durmuyor yani. Yani bugün birçok ülkede temsilcilikleri olan, işte kolejleri olan, okulları olan, bu siyasal sistemleri besleyen, yani bu yapının anormal büyümesinin arkasında kesinlikle CIA vardır, ABD vardır. Pekala, yumuşak o zaman güç olarak bu yapıyı Türkiye'nin
ayağına takmıştır. Ve onları kullanarak da bu son darbe girişimini Türkiye'de kanlı bir biçimde milletine kurşun sıkarak, bomba atarak, meclisi bombalayarak, alçakça, hain tuzaklarıyla yürüdüler. Ama millet pes etmedi. Ben o milletin alnından öpüyorum. Sayın Başbakan da öyle diyor. Hakikaten odur yani. Yani millet işte bu. Yani ABD var dedin ya. ABD pekala. Kesinlikle. Çünkü ben PYD'yi de destekleyen güneyimizdeki sınırlar. Açıklamaları samimi bulmuyor musun o zaman? Yani kesinlikle bulmuyorum. FETÖ iade olaylarında hayır, mesela. Fethullah Gülen'i belki iade etmek zorunda kalabilirler. Artık posası bitmiş. Kadroları deşifre olmuş. Potansiyel gücünü yitirmiş. Bir bireyi ya zehirler öldürürler ya da Türkiye'ye teslim ederler. Yani bu çok önemli değil yani. Yani artık bu noktadan sonra Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi semboliktir. Bütün kadrolar deşifre olmuştur. Ama kolu kanadı kırıldı. Tabii, ama tabii ki hala gizli yapıları olabilir. Bunu da hükümetin çok iyi analiz etme, uyan hücreleri olabilir bunların. Yani bunları bizim bünyeden atmamız da Ur yani bu Ur yani Türkiye'nin aklını kiraya veren, Mehdi bekleyen, saçma tümör sapan yani bu tümörü bizim kesinlikle bünyeden ve buradan ders çıkarmamız lazım. Türkiye'de hiçbir cemaat, hizip, hiçbir yapının devletin içine sızmasına asla müsaade etmemeli. Devlet her rengi açık olmalıdır. Ehliyet ve liyakat sahibi, birikimi olan anlayışı X, Y, Z olur. Hiç önemli değil. O görevi hak eden insanlar o işlerini yapmalıdır. Bir milletin tek devleti olur yani. Yani başka yapılar, unsurlar, cemaatler, gruplar, hizipler böyle bir şey devleti yönetemez. Devletin bir ruhu var, aklı var. Herkes ona hizmet eder. Yani biz binlerce yıllık devlet geleneği olan bir topluluğuz. Yani Türklerin tarihinde, medeniyet birikiminde yani çok önemli tecrübeleri var, deneyimleri var. Birikimimiz kabile devleti değiliz yani. Ya bunları tasfiye ediyoruz şimdi. Biraz sancılı olabilir. Yani olur, 30 bin olur, 40 bin olur. Olabilir. Biz yeni eğitim kadroları kurarız, yeni ordular kurarız, yeni platajlar kurarız ama hakikaten Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü, kutlu yürüyüşünü, büyük yürüyüşünü onurlu bir şekilde bünyesinde güvenerek teslim edeceğimiz kadrolarla biz bu işi yapacağız. Yani burada hiçbir vatandaşımız şey yapmasın, yani demoralize olmasın. Yani sizin biraz önce verdiğiniz örnek ne yiğitler var, ne Cevval kardeşlerimiz var. Yani bunları kısa sürede biz bu alanlarda hızlı bir biçimde toparlarız. Ülke olarak biz bunu yaparız yani. Yani çünkü bu ceberrut, baskıcı, dayatmacı bir anlayışı dikte eden bu paralel çeteler hakikaten tasfiyeyle milletin önü açılmıştır. İş dünyasının önü açılmıştır. Yani Türkiye'nin terörle mücadelesinde en büyük ayak bağı olan grup bunlardır. Bu ve benzeri yapılardır yani. Yani çünkü çıkıyor ortaya işte tutuklananlar, generaller, şunlar, bunlar. Yani bunlara bakıyorsunuz önemli stratejik kurumların yöneticileri. Yani bunlarla siz düşmana mermi atabilir misiniz? Yani her an sizi gizli servislere, PKK'ya veya benzeri unsurlara servis belki edebilecek. Belki de bu kadar şehit vermemizin altında da kesinlikle bunların bu kadar gücünüz vardı hepsi, madem Güneydoğu'da bunları niye göstermedi? Aynen katılıyorum Necat, bakın bunlar önümüzdeki günlerde çok ciddi bir biçimde ortaya çıkacak ve göreceğiz yani bu daha yeni yani 3. 4. günündeyiz yani. Evet. Bakın daha neler çıkacak yani bunların iddianameleri bir açılsın, ifadeler bir alınsın yani korkunç şeylere tanık olacağız. Vardı zaten. Güneydoğu'da askerlik yapıp gelip de buraya ya sayın komutanım önümüzden PKK ordusu geçiyor. Grup geçiyor. 10 kişilik grup ateş edelim mi? Etmeyin sakın. Tamam. Talimat bekleyin diyen şu anda sivil isimleri deşifre olmayacağını bilsek, telefonların dinlenip de onların içeriye alınmayacağını bilsek, şu anda bu telefona bağlanın şu ekrana da
Güneydoğu'da bir yıl önce, 6 ay önce, 2 yıl önce bu yaklaşık bu 1-2 yıldır verdiğimiz bu şehitler konusunda ne söyleyeceksiniz desek, ya inanır mısınız, çorap söküğü gibi gelecek. Bütün gerçekleri anlatacak o kadar vatanperver, o kadar cefakar insanlar var ki bu insanları bir kıvılcımla sokağa çağırıyorsunuz. Ölümü pahasına evde kimse kalmıyor. Sokaklar hınca hınç doluyor. Ve yani bakın tankların önüne kendisini atıyor. Hacı amcalar, bunlar öyle kolay olacak bir şey değil ki. Ya şu da yani, bakın 1960-71 muhtırası, işte 80, daha sonra işte postmodern darbeler, 28 Şubat ve son diyelim bu 15 Temmuz. Ne diyor başbakan? Demokrasi şöleni demokrasi bayramı ilan etti bayram zaten. Edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani şimdi tüm bu serüvene ve yürüyüşe baktığınız zaman ben bu son şeyde onu gördüm. Yani meydanlarda milletin göz bebeğinde, aklında bunların hepsinden artık öyle şeyler almış ki insanlar. Almış yani bunu, içselleştirmiş yani. Yani gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler gördüm ya yani meydanlarda, engelliler yani. Yani bunlar her şeyine rağmen biz de burada olmalıyız, biz de bu zamanın tanığı ve şahidi olmalıyız diye oralara gelen insanlar gördüm. Ya bu şudur, bu aşk, bu coşku yok edilemez. Yani bu millet sevgisi, yani bu vatan sevgisi, tankların, işte bombaların, kurşunların yok edebileceği bir şey değil. Bunu gördük. Bakın bizim şehit olan kardeşimizin hikayesini cenaze töreninde öğrendik. Kemal'in, Kemal Ekşi'nin. Yani ya yürümüşler, koşmuşlar kurşunların üzerine. Yani ölüyor öndeki adam, düşüyor, toprağa düşüyor, şehadet şerbetini içiyor. Arkadakiler koşuyorlar, tanklara koşuyorlar. Aynen bunu yani Kirazlıtepe'de aynı gün o Kemal ile birlikte, Allah nur içinde yatırsın. Bizim de komşu köyümüzden, Trabzon Şalpazarı'nın hemen Doğancı'dan, komşu köyümüzden bir kardeşimizi toprağa verdik, Salih kardeşimizi Kirazlıtepe'de. Şimdi o Boğaz Köprüsü'nü anlatıyorlar. Görgü tanıklarımız var, bize de kayıtlar da var. Şimdi kurşunu sıkıyor asker. Öndekiler ölüyor. Arkadan 3-4 kişi aynen, o yaralı olanları, ölü olanları alıyor. Önden bir grup daha gidiyor. Aynen. Onlar yaralanıyor, ölüyor, onlar gidiyor. Hüseyin'in yerine yenisini koydu. Millet, millet bu kararlılığı hiçbir güç yıkamaz. Ya. Ve zaten teslim oldu darbeciler. Yani bunu görünce, yani bak, bu bir millet iradesi çok önemliydi. İki başkomutan. Yani burada Tayyip Bey'in hakikaten Cumhurbaşkanımız olarak liderlik ettiği, yani bir lider kitleleri böyle harekete geçiriyor. Yani bu güveni, bu millette karşılığı olan duruşu olmasaydı, olmasaydı bu darbe başarılı olabilirdi. Olmaz. Yani milletin feraseti ve liderin dik duruşu. Yani bu teslim olmadı. Yani Marmaris'te bugün operasyon yapan SAS komandoları, 40'a yakın adam, işte 2-3 helikopterle basıyorlar, otele giriyorlar. Yani 15 dakika önce Sayın Cumhurbaşkanımız oradan çıkıyor. Hızlı bir biçimde jetler eşliğinde işte uçağı İstanbul'a zor bir hal indiriyorlar. Yani karanlık bir pistte. Yani havada vursalardı Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağını ya da orada bir müdahalede bulunsalardı çok kanlı bir darbe yaşardınız. Bak açık söyleyeyim. Yani yüz binlerce olamazdık yani. Olamaz. Yani yüz binlerce şehidimizin olduğu. Çünkü millet kararlı. Millet darbelere teslim olmak istemeyecek. Ama darbeciler de nihai olarak komuta kademesini zaten paketlemişler. Cumhurbaşkanı'na da böyle bir saldırıyı gerçekleştirebilmiş olsalardı, evet yani önemli bir yapı taşını kaldırdık deyip emir komutayı bir şekilde şey yapacaklar. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı ve Rabbim onlara o fırsatı vermedi. Millet kazandı. Yani millet aşkla bu kutlu yürüyüşüne devam edecek. Çok daha önemli konuları konuşacağız Sayın Kadem Ekşi ile. Şimdi sevgili izleyenler, biz bu programı da bu akşam niye yaptığımı özellikle söylemek istiyorum. O kadar çok provokatörler var ki, o kadar çok spekülasyonlar var ki ortada. Sayın Kadem Ekşi bu konuda hem
Türk siyasetinin içinde bir isim. Hem de çok önemli bir STK'da görevli, birkaç STK'da görevli. Hatta onu da sorsam anlatır tek tek birçok yerde. Bugün de bütün STK'lar özellikle işte Ankara'da işte Ticaret Odası, Esnaf Odası, bütün Türkiye genelinde açıklamalar yaptılar. Basın açıklamaları yaptılar, canlı bağlandılar. Hisar Cıklıoğlu biz de canlı olarak yayınladık. Ya bunlar inanın çok önemli, çok önemli. En çok bu sokaklarda olan, caddelerde olan, miting alanlarına giden, yani toplanma alanlarına giden, miting demeyeyim de toplanma alanlarına giden, buluşma noktalarına giden benim kardeşlerim, benim dostlarım, benim annelerim, bacılarım, beni tanıyanlar şunu söylediler. Necati Bey, yani sen halk adamısın. Bunu siz söylediğiniz için söylüyorum. Kendimi methetmek için değil Kadem Bey. Yani ne olur biz buraya geliyoruz. Yani bize şu kürsüden de birisi çıkıp da bir şey söylese. Ya Cumhurbaşkanımız her yere yetişemez. Başbakanımız hangi birine yetişsin? Belediye başkanlarımız işte geliyorlar sağ olsunlar ama ya milletvekillerimizi de burada görmek istiyor. Hiçbir milletvekili yok bu topluluklarda. Niye yok? Bu benim içime bir yara oldu ve milletvekillerimi aradım. Onlarcasını aradım. Hepsiyle görüştüm. Vatandaş böyle diyor. Ben ne diyeyim vatandaşa dedim ekran aracılığıyla. Canlı yayında elimizde bir imkan var. Allah razı olsun. Ali Ekşi'den, Hamdi Çakır'dan böyle bir televizyon var. Dedim ben vatandaşa ne diyeyim? Yani Kadem Bey bir sivil toplumcusu olarak ne desin? O yüzden milletvekilleriyle konuştum. Ama öncesinde meydanda hiçbir şey yok. Sanatçı gelince toplanırız. Cumhurbaşkanımız gelince toplanırız. Başbakanımız gelince toplanırız. Bakanlarımız gelince toplanırız. Ama biz demokrasiye sahip çıkmak için hiçbir kimseyi beklemeden toplandık. Önce Kısıklı'daki Kanal G kameralarına takılan görüntüleri bizzat bizim çektiğimiz, hiçbir ajanstan almadığımız görüntüleri izleyelim. Kısıklı sokaklarında yaşanan demokrasi şölenini, sonra neden milletvekilleri olmadığının üzerine konuşalım. Verin gelsin arkadaşlar. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında, yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Ve görüyorsunuz Sayın Başkan, şimdi kürsüde kimse yok. Cumhurbaşkanı... Milletin aşkı var. Milletin heyecanı var. Milletin heyecanı. Kürsüde kimse dalga yok. Dalga dalga bayrak. Tabii. Bir de ya bayrak elde. Böyle abartısız söylüyorum. Türk bayrağını alıyor bu sağ koluna. Zaten Başbakan da anlattı. Bu buradan hiç aşağı inmiyor. Bu burada kol yoruluyor. Kol. Bu kolu ağaca getirmiş, ağacın o kovuğu var ya, kovuk. Oraya dayamış bu kolu. O ağacın kovuk kabuğunun izi buraya resim çekmiş. Evet. Ondan görüntüleri de var. Yani resim çekmiş bu kolu. Böyle duruyor. İşte bu yoruluyor, bunu alıyor buraya. Bu hiç aşağı inmez mi?
Neredeydi milletvekilleri şimdi? O sorunun cevabını siz de biliyorsunuz. Şöyle bakmak lazım. Yani meclis tarihi bir sınav verdi. Yani bugüne kadar Türk siyasi hayatında kurucu meclis 1920 ve bugün bombalanmış bir meclis var. Yani 7 tane sorti yapılıyor, 7 bomba bırakılıyor. Niye orada kalsın, meydana niye çıkmasın? Ama meclis bombalanırken dahi çalışmaya devam etmiştir. Yani meclis başkanımız Sayın İsmail Kahraman, hemşerimiz, bir ağabeyimiz. Ben gerçekten çok gururlandım. Yani meclis açılışında İstiklal Marşı sonrası diğer kıtaların okunmasına bütün milletvekillerinin iştiyakla katılması, Mehmet Akif'in yani o ruhu, ben ağladım. Çünkü insanız biz hepimiz, yani etten kemikten, işte insanız yani. Yani bizim de duygularımız var yani. Yani ama meclis sınavı başarıyla vermiştir. Bütün siyasi partilerimizin temsilcileri meclisi terk etmemişlerdir. Kaçmamışlardır. Bombalara, kurşunlara karşı direnmişlerdir. Mahzene inmişlerdir. Beklemişlerdir, terk etmemişlerdir. Mevzilerini terk etmemişlerdir. Ve daha sonra biraz önce sizin ifade ettiğiniz olayın diğer boyutuna bakalım. Milletvekillerimizin kısmen alanlarda olduğu bir gerçek. Yani bugün Diyarbakır'da, İzmir'de, işte İstanbul'da, Ankara'da bazı etkinliklere bakanlar, işte milletvekilleri katılıyor ama takdir edersiniz ki bir de bunların yürüyen süreçle ilgili yapması gereken çalışmalar var. Yani birçok kurumda ayıklama işlemi devam ediyor, seç ayır çalışmaları var. Yani bunları bir ekip yapacak. Arkadaşlarımızın ciddi bir kısmının da bu görevlendirmelerin ve bu çalışma gruplarının içerisinde olduğu muhakkak. Arazide olan kardeşlerimiz de var. İşte Metin kardeşimiz, Külünk, görüyorsunuz. Her yerde. Havaalanında. Yani her yerde, her yerde. Yani her gücü yani yettiği oranda koşan arkadaşlar. Ama işte Avrupa'da koşan kardeşlerimiz var. Yani çeşitli her siyasi partiden değerli arkadaşlarımız, inanıyorum ki çok özgün, güzel çalışmalara imza attılar. Helal hoş olsun. Yani inanıyorum ki çok daha verimli, etkin, güzel çalışmaları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani Türkiye bir Kolombiya değil, Necati Bey. Yani evet. Bir Mısır değil. Yani biz müstemleke de değiliz. Yani Türkiye üzerinde, Türkiye'nin özgürlüğüne, Türkiye'nin birikimine, demokrasisine hançer saplamaya kalkanlar tarihi bir yenilgiyle karşı karşıya kaldılar. Yani milletin tokadı, iradesi tüm bu ekipleri tasfiye etmiştir. Yani Allah'a şükürler olsun, hamdolsun diyorum ben. Yani bu çok önemli. Yani Türkiye'de ayrı gayrı kalmamıştır yani. Eskilerin tabiriyle ona şey diyorlar, yani harcümerç diyorlar. Harcümerç. Yani artık bir önemli bir kaynaşma, erime potansiyeli oluştu. Yani şimdi buradan biz hakikaten yeni sıçrama, yeni çıkış, yani gerek iş dünyası olarak, gerek STK'lar olarak bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım. Yani Türkiye'nin bu birlik mesajını, tabii özellikle ki, bugün meclisteki grup toplantılar. Ayrıştıran değil bak, birleştiren bir sevgi dilini inşa edecek siyasi organizasyonlarımız, çalışmalarımız olması lazım. Yani bugün ben AK Partiliyim. Bir diğer kardeşimiz Cumhuriyet'e olabilir. Ama bizim ortak paydalarımız vatandır, millettir, bayraktır, Türkiye'dir, iştir, aştır, ekonomidir. Bir MHP'li kardeşimiz de budur. Neyi paylaşamıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye'de yönetici kadrolarımızın bu noktada çok daha hassas bir şekilde bir düşman değil yani. Yani biz ve ötekiler diye değil. Yani farklılıklarımız olabilir, farklı inanç değerlerimiz olabilir, farklı yaklaşımlarımızın olması muktedir. Ama mesele vatan olunca her şeyin teferruat olduğunu yaşadık, gördük. Yani bu somut bir biçimde önümüzde, yani bu son 4 gün içerisinde milletin refleksleri ortada yani. Şimdi buradan bir öz eleştiri de bizim çıkarmamız lazım. Biraz önce dediğim gibi yani nerede hatalar yapıyoruz? Yani 40 yıldır
bir ekip, bir CIA ile ortak bir grup Türkiye'nin bütün lifeline, can hatlarına girmiş, bütün damarlarını neredeyse tıkayacak, sistemi kilitleyecek bir noktaya gelmiş. Yani tam biz... orada bir parantez açayım mı? Şöyle değerlendirme istiyorum senden. Çünkü bu konuda çok bilgin olduğunu da biliyorum. Şimdi hani hep öz eleştiri var ya, bak 40 yıldır diyoruz. 40 değil mi? Bak 40 yıl. Tabii. 3 yıl biliyorsunuz PKK ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan bir açılım süreci arası verdi. 3 yılda sanki bütün Türkiye'nin altına kablolar çekildi, tamam, bombalar yığıldı. Bu 3 yıl. 40 yıldaki yapılanmayı görün bakın bugün. 3 yıldaki yapılanmayı. Allah aşkına 3 yılda bu yapılanma olur mu ya? Yani? Mümkün değil. Bunlar, mümkün değil. Bunu da böyle yaşam, içine alarak yani. Ya bu kadar acımasızca, bu kadar bilinçsizce, bu kadar görüşlerimizi böyle sanki vatan düşmanı, memleket düşmanı, insan düşmanı gibi ortaya koymanın anlamı yok. Biraz acımasızca olmadı mı bunlar? Ya bunu değerlendirelim. Bu sadece AK Parti'nin bir zafiyeti değildir. Yani AK Parti nihayetinde 14 yıllık bir siyasi hareket kadro ülke yönetiminde var. Ama ondan öncesi var. Bak üniversite yıllarından beri orduya, yargıya, kamu kurumlarına ajan yetiştiriyor bu hareket ya. Yani, ve bunları sokuyor yani. Önemli stratejik merkezlerde bugün gözaltılara bakın. Aklım durur yani. Yani her yerde önemli merkezlere bu adamlar kadrolarını yerleştirmişler. Şimdi çorap söküğü gibi bu çözülüyor. Örtülü kadroları kalabilir, yani uyuyan hücreleri olabilir. Bunları da millet ortaya çıkarır. Çıkarması lazım. Yani çünkü biz ülkenin bekasını konuşuyoruz. Türkiye'nin geleceğini konuşuyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını konuşuyoruz. Yani ne dedim bak, yani son 3 yıl içerisindeki barış arayışları, yani Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt meselesinin çözümünde acaba hani bu meseleyi müzakereyle konuşarak çözebilir miyiz diye bir mola es verildiğinde ortalık ayağa kalktı. Yani 10 bine yakın terörist enterne edildi silahlı kuvvetlerimiz tarafından, işte emniyet güçlerimiz tarafından, Allah onlardan razı olsun. Bu teröristleri bir şekilde bertaraf ettik ama bizim de yani 650'nin üzerinde şehidimiz var. Yani. Şimdi burada da bu artık ben mafya yapı diyorum ona. Yani bir paralel yapıyla birlikte böyle bir CIA ile birlikte çünkü kesinlikle bu dış desteksiz bu konseptte bir büyüme olamaz. Yani bunun arkasında kesinlikle ABD var. Bunu açık bir biçimde ben buna inanıyorum. Bulgulara yönde görünüyor. Yani bunu bizim hızlı bir biçimde bünyemizden uzaklaştırdığımızda inanıyorum ki senin dediğin o hassasiyete katılıyorum. Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadelede bir destan yazacağız. Yazacağız bu destanı yani hep birlikte. Yani çünkü silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin yiğit, kahraman, şerefli insanları yani bu süreci çok iyi yöneteceklerdir. Yani buna en ufak bir kuşkumuz bizim yoktur yani. Yani Türk halkının, Türk milletinin hakikaten bu noktada çok arı bir duruşu var. Ve biraz önce senin dediğin gibi yani ötekileştiren değil, ayrıştıran değil, birleştiren bir yapıyla biz bunları yapacağız. Dedik ki harcumerç olacağız diye. Ya bak bugün Maçka'da yani Trabzonlusun sen, evet. Ben de Rizeliyim. Ya Maçka'da bugün teröristlere karşı ne var? Vatandaş sivil inisiyatif var yani. İnisiyatif alıyor orada yani. Emniyet güçlerine yardımcı oluyor ve kovalıyor teröristleri yani. Gitmeyin demesine rağmen. Gidiyor yani. Yani gidiyor, milleti vatandaş. Tutamazsınız. Millet kararlı. Yani teröre karşı, darbelere karşı, şerbetli ya. Okudun mu sosyal medyada? Şerbetli. Trabzonlu Rizeli ne diyor? Ya çok büyük hata yaptınız kardeşim diyor. Karadeniz'de diyor. Herhalde yolunuzu şaşırdınız. Yani buraya geldiğiniz hiç yetmediniz diyor yani. Şimdi buradan önler edip başlıyoruz diyor yani. Yani çok şimdi bunlar hoşuma benim de, gidiyor. Benim yani de bir anekdotum var. İkizdere'de de bir sızmaları olmuştu bunların yaklaşık bir 10 yıl önce. Herhalde dediğin gibi yolunu kaybetmiş oraya düşmüş bir 4 kişilik bir tim. Terörist PKK timi.
Bizim Talep amcanın evi var. Yaşlı, 80 yaşında bir amcamız. Komşumuz. Ona yemek işte almışlar vesaire falan filan. Tabii annemiz orayla direnmiş. Talip amca onları bir şekilde şey yaparak emniyet güçlerine bir şekilde haberi ulaştırmış. Oyalamış onları. Ve sonra da onları o bölgeden millet temizledi. Yani emniyet güçlerine bırakmadılar yani. Yani halk onlara gereken cevabı verdi. Yani bizim insanımız bu. Bizim insanımız vatan hainlerini asla affetmez. Ne olursa olsun. Yani bu noktada en ufak bir tolerans söz konusu olamaz. Türkiye hepimizin, yani Türkiye'nin bugün yani aklım almıyor benim. Yani meclis bombalanıyor, Cumhurbaşkanlığına bomba atılıyor. İşte Emniyet Müdürlüğü bombalanıyor. Yani sivil insanlar bombalanıyor. Yani Reis Cumhur'a tuzak kurulmaya çalışılıyor. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bu biz Tutankhamon kabilesiniz. Yani böyle bir şeyi biz asla kabul etmiyoruz. Millet zaten bunu reddetmiş, tasfiye etmiş. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem bu süreci biz çok iyi yöneteceğiz diye ümit ediyorum. Yani siyasi partilerimizin de bu noktada ortak bir mutabakatı var. Bugün grup toplantılarına şöyle bir baktım. Yani gerek Sayın Bahçeli'nin, gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Başbakanımızın hakikaten müteşekkirim hepsine. Yani çok güzel olaya bir bakış açısı var. İşte biz bu dili korumalıyız. Bu dili genişleterek bütün sorunlarımızı, bütün kronik problemlerimizi işte ortak aklı ve vicdanı inşa ederek Türkiye'nin büyük yürüyüşünü, kutlu yürüyüşünün önüne bir referans noktası olarak koymalıyız. Evet. Yani bunu başardığımız zaman da inan bugün 10 bin dolar seviyesindeki gayri safi milli hasılamızı çok kısa bir sürede, yani belki biraz inovasyon, biraz Ar-Ge çalışmaları, biraz teknolojik yatırımlarla, sanayiye büyük büyüme hamleleriyle bunu başaracağız. Yani bunlar rüya değil, bunlar hayal değil. Biz bunu Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Ümitliyiz, ümit varız. Evet. Geleceğe ümitle bakıyoruz. Olaya bir açıdan bakmak istiyorum. Şimdi bu öyle bir kutlu dava oldu ki, yani gerçekten demin siz de ifade ettiniz, burada Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Partilisi parti gözetmeksizin, hatta bugün biraz daha ileri giderek ben haberini dahi yapmıyordum. Fakat Başbakan biraz daha ileri gitti. Yani HDP'nin de burada katkısı var dedi. Onlar da dedi, baktı tabii ki yani, hani bu demokrasi elden gidiyor. Artık bizim huzurumuz. Onlar da bombalandı mecliste. Onlar yani da bombalandı. Dolayısıyla ayrım onlar da yapmadı yani. Bu Kürttür, bu Lazdır, bu Çerkezdir demedi yani. Demedi. Etnik yapılarına da bakmadı. Siyasal görüşlerine de bakmadı. Aynen. Bombalar aynen herkesin üzerine düştü. Aynen. O yüzden hep İstanbul en önemli strateji bölgesindeyiz. Şu anda Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra, Sultanbeyli, Alemdar, Eski Sultan Çifti, Taşdelen dediğimiz burada en stratejik bölgedeyiz. Hep İstanbul'a akarlar Kısıklı'ya ve Taksim'e, Çağlayan'a, işte Saraçhane'ye, Beyazıt'a, Sultanahmet'e dediler ki Taşdelen'de acaba kim olacak? Taşdelen'de meydanlar dolacak mı? Orada askerilerin önünde, tabii hepsini aynı kefeye koymuyoruz. Bizim Mehmetçiklerimiz, aslanlarımız da, vatanını, milletini seven komutanlarımız da var orada. Hep defalarca söylüyoruz. Ben bir şehit çocuğu olarak, bir asker şehit çocuğu olarak söylüyorum. Onlara da şükranlarımızı arz ediyoruz. Vatan hainleri hariç tabii, onlar biliyorlar kendilerini. Ama ya bütün şeyler tersine döndü. Taşdelen'de iğne atsanız yere düşmüyordu. 50 bin kişi vardı. Taşdelen'de 50 bin kişi sokaktaydı dün akşam. Bütün meydanlar. Kanal G kameraları da oradaydı. Şimdi onu izleyelim. Oradan büyük ailenin büyük organizasyonuna geleceğiz, bağlayacağız. Arkadaşlar dün akşam Taşdelen Meydanı'nda Taksim Meydanı'nın 2 katı, 3 katı kalabalık vardı. Ümraniye Meydanı'nın 2 katı, 3 katı kalabalık vardı.
Kısıklı Meydanı'nın iki katı, üç katı fazla kalabalık vardı. Kusura bakmasınlar. Çünkü Taşdelen, Ahmet Poyraz başkanlığında ve Sayın Kansız Kaymakamımız, burada bölük komutanımız, emniyet teşkilatımızın işbirliğiyle beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla yer yerinden oynadı. Taşdelen inim inim inledi. İşte Türk demokrasisine milletin sahip çıkmasının görüntülerini ekrana getiriyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum.
mazlumların yanında olmak için, bütün dünya mazlumlarının umudu olduğumuz için, bu güzellikleri devam ettirmek için Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ya Rabbi, bizi bölmek isteyenlere fırsat verme. Birliğimizi, güzelliğimizi bozmak isteyen alçaklara fırsat verme. Onlar ne kadar tuzak kurarlarsa kursunlar, en büyük tuzak kuranların en büyüğü, en hayırlısı sensin. Onların tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Yok böyle bir şey. Yani diyecek hiçbir şey. Tarih yazmış, destan yazmış. Ya hakikaten insanın duygulanmaması mümkün değil. Yani orada işte her renk orada var. Yani yedi bölge, her renk. Ve tek bir şey söylüyorlar. İşte cuntaya, darbelere hayır diyorlar. Demokrasi diyorlar. Yani belediye başkanımız da bunu diyor. Sayın kaymakamımız da bunu Ahmet diyor. Ahmet Poyraz. Millet de bunu diyor. Cemal Hüsnü Kansız kaymakamımız. Teşekkür ediyoruz. Yani milletin evlatlarıyla yöneticileri kucaklaşmış. Bu coşku daim olsun. Yani milletin feraseti bu işte. Yani bu çok önemli. Yani bunu biz kaybetmeyeceğiz inşallah. Yani orada işte her şey var orada ya. Yani bütün renkler orada canlı, coşkulu, diri bir şekilde kendini ifade ediyorlar. Hakikaten bunu gören bundan sonra Türkiye'de darbe lafı bence tarihe gömülmüştür. Çünkü bu çok ciddi bir mücadeledir, sivil direniş inisiyatifi almıştır. Ve çok kısa sürede yani bütün dünyaya örnek olacak hakikaten. Yani bunun üzerinde bir doktora tezi yapsınlar. Yani bir çalışma yapsınlar. Yani çok kısa sürede bertaraf edilmiştir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, kararlı bir şekilde olaya hakim olması ama en önemlisi milletin iradesi. Heh. Yani millet millete galebe çalınmıyor yani. Yani millet hakikaten ne derse o. Yani bu tescillenmiş oldu. Tarihimize bir demokrasi bayramı dedik 15 Temmuz. Bu şanla, şerefle milletin imzasıyla yazılmıştır. Bu imzayı millet atmıştır yani. Şimdi İstanbul'un, niye bu görüntüleri verdim? İstanbul'un Anadolu'ya açılan penceresi Taşdelen, Çekmeköy. Ve Çekmeköy tabii ki İstanbul'un bu tarafında Şile'den önce son ilçesi. Şile ile arasında bayağı bir mesafe var. Şile'de de aynı güzellikler var. Ama oraya gidemedik. Görüntüler var. Onu ilerleyen saatlerde vereceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Bu bir kıvılcım, bir çağrı. Eğer Cumhurbaşkanımız o gün CNN hayat kurtardı. Yani CNN televizyonunu kamuoyundan herkes biliyor yanlı yayınlarıyla, değişik yayınlarıyla ama kendini sanki böyle affettirircesine öyle güzel bir iş yaptı ki tebrik fakat ediyoruz. CNN'in başında da şu anda çok önemli devletini, vatanını, milletini seven bir arkadaşım var. Onu da özellikle söyleyeyim. O geçtikten sonra CNN değişti. Buradan Erdoğan Aktaş, sayın müdürümüze buradan selam olsun. Evet. Erdoğan Aktaş'la yakın tanışıyoruz. Çekmeköy'de oturuyor. Çok değerli bir insan. O akşam o CNN orada hani konuşan o girdiklerinde mücadele eden arkadaş da o. Necati Bey bak şunu da söyleyeyim. Şimdi, basın yayın organlarının demokratik, özgür bir biçimde işlerini yapmasına
hepimizin tahammül etmesi lazım. Zaman zaman bizleri eleştirebilirler. Ama bakın böylesi bir günde Cumhurbaşkanımızı oraya bağlaması çok önemli. Noktayı koydu. Çok önemli. Yani biz biraz da eleştirilere alışık olmalıyız. Olabilir. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil mi ülkede ya? Ya zaman zaman bizleri eleştirebilirler. Yani doğaldır yani. Bunu da doğal karşılamamız. Yani biraz geniş olmak lazım. Biraz büyük fotoğrafa bakmak lazım. Tez canlı olduğu zaman büyük araştırmadan yapılan haberler yaralıyor. Yani insanlar basına inanıyor. Yani araştırmadan yapılan haberler, doğru, yayınlar doğru. Yaralıyor. Yani. Bu bir denge, ölçü, ahenk içinde olması lazım. Yani kendi formu içerisinde. Bunu bizim sol karşı tarafa da senin eksiğin olabilir. Olabilir. Hepimizin sor, bana şimdi bir dosya geldi. Yanlışlarımız var, eksiklerimiz Kadem var. Kadem Bey, Sayın Başkanım, bana bir dosya geldi şu anda. Bir dosya. Bakın, bir dosya. Devletin en iyi kurumuyla ilgili. Belgelerle, fotoğraflarla. Yemin ediyorum size. Bak burada yazıyor. Ve çok önemli bir kurum. Ama ben dosyayı aldım. Haberini yapsam, belki de beni Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ödüllendirecek. Biz bunu da öğrenmiş olduk diyecek. Belki bak o kurumla ilgili bakanımız bana ödül verecek belki. Ama ben önce bakanımıza konuyu aktardım ki bir araştırılsın. Ona göre yapalım. Hemen bir anda tek taraflı olmaz. Acaba doğru mu? İnsanları kazanmak zor ama yok etmek çok kolay. Tabii basın yayın ilkeleri, yani bu sizin haberciliğin etiği var, kuralları var. Ama herkes için adalet, herkes için demokrasi, herkes için bunları böyle düşünmemiz lazım. Evet. Yani hepimize gerekli bunlar. Çok örnekleyebiliriz. Aynen. Saatler yetmez. Aynen. Mesela şimdi şenliklere geleceğim oradan. Ekşioğlu Vakfı 100 bin, 150 bin, 250 bin, 500 bin derken şimdi bu demokrasi bayramına bir ek ilave olarak biraz zaman öte ama hiç önemli değil, zamanın yani ötesi Sayın, beresi. Ekşioğlu çok önemli Vakfı bir Meclisi Yönetim Kurulu Sayın Başkanımız bu kararı hakikaten yönetim olarak aldık. Yani bu önemli bir dönem. Ya bu dönem hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Yardımcı olması lazım. Yani hep birlikte koşuyoruz. Yani o yüzden bu ritüeli, yani uluslararası 18. OVİT yayla şenliklerinin konseptini değiştirelim dedik. Yani ne olsun? Yani Türkiye'de hakikaten milletin bir zaferi var. Demokrasi bayramı diye ifade ettiğimiz bir coşkusu var. Bununla bunu taçlandıralım. Yani burada tüm STK'ların, tüm Karadeniz'de hemşehrilerimizin, tüm akrabalarımızın, tüm dostlarımızın, biraz önce sizin ifade ettiğiniz yüz binlerce insana Kaçkarların o engin duruşuyla, dimdik dağlarıyla, hakikaten yani tulumuyla, kemençesiyle, ezgileriyle, Karadeniz insanı mertliğiyle bu coşkuyu bütün Türkiye'ye duyuralım. Bu barışın, kardeşliğin, esenliğin, birliğin ve dirliğin, yani bunun coşkusunu orada bu demokrasi şöleniyle taşlandıralım. Burada valilerimiz, kaymakamlarımız, siyasi partilerimiz... Bir çağrı olsun buradan aynı zamanda. Bu şölen hepimizin, bu coşku hepimizin, bu coşku sadece Rize'nin değil. Bu bir bayrak yarışı. Biz bir STK olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak, işte Ekşioğlu Vakfı olarak işte 18.sini yapacağız. Yani uluslararası bir etkinlik. Yani bunu biz çok daha ileriye taşımak, çok daha... yani çünkü STK'lar toplumun aslında sinir uçları. Yani sinir uçları yani. Dokunuyorsunuz çünkü herkese. Dokunuyorsunuz yani çok müşahhas yapılar. Hep birlikte böylesi bir yapıyı orada inşa ettiğimizde gerek etkinliklere katılacak olan kardeşlerimiz, gerek bizim ayın 13'ünde hakikaten tüm şehitlerimiz için. Önce yani, VTR izleyelim de onun üzerine konuşalım. Bakalım tabii ki. Ekşioğlu Vakfı'nın VTR'sini izleyelim 13-14 Ağustos'ta. Yüz binler OVİT'te bayrağını çadırını al gel diyorlar. İzleyelim önce VTR'mizi. Onun üzerine Sayın Başkanımız da burada son çağrılarını yaparak diğer konuğumuz da bekliyor. Onu alacağız. Buyursunlar. Hazır mı arkadaşlar?
Ekşioğlu Vakfı'ndan 2640 rakımda Büyük Demokrasi Şöleni. 13-14 Ağustos'ta Türk bayrağını ve çadırını alan herkesi demokrasi şölenimize katkı için OVİT'e bekliyoruz. 13-14 Ağustos OVİT yerleşiklerimizi demokrasi bayramı olarak yapacağız. Başbakanımızın dediği gibi bu bir demokrasi şöleni olacaktır. Tüm Türkiye'yi, tüm hemşerilerimizi, akrabalarımızı OVİT'te bekliyoruz. 13 Ağustos Cumartesi saat 15'te demokrasi ve tüm şehitlerimiz için Türkiye'nin bülbül sesleri, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ziyafeti için OVİT'te olacaklar. Boğaz Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateşte şehit olan Kemal Ekşi kardeşimiz ve tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. 13 Ağustos saat 15'te OVİT yaylasında tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutulacaktır. Ekşioğlu Vakfı kurucusu ve genel sekreteri olarak yüreği vatan sevgisiyle dolu tüm kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi bayrağıyla, çadırıyla OVİT yaylasında buluşmaya davet ediyoruz. Geceyi OVİT'te geçireceğiz. 14 Ağustos Pazar günü devlet büyüklerimizi, mülki idare amirlerini, belediye başkanlarımızı, sanat, siyaset ve iş dünyamızı Ekşioğlu Vakfı Demokrasi Şöleni'ne bekliyoruz. 14 Ağustos'ta bu toprağın sesleri İrem Derici, Bizim Gönül, Onay Şahin, Erol Şahin, Engin Orta, Seyfettin Çakıral ve birçok sürpriz isimler demokrasi şölenimize destek için OVİT'te olacak. Türk bayrağını ve çadırını alan tüm Türkiye'yi 13-14 Ağustos'ta OVİT'e bekliyoruz. Ekşioğlu Vakfı adına Başkan Ali Ekşi. Evet, Ekşioğlu Vakfı organizasyonunun şekli şekillendi. Daha önce işte sanatla ilgili, işte organizasyonlarla ilgili, ama bu demokrasi bayramı cuk diye oturdu. Biz geçmiş dönemlerde 50 bin Türk bayrağı dağıttık, 10 bin Türk bayrağı dağıttık, 100 bin Türk bayrağı dağıttık. 18 ülkenin kardeşlik, sevgi, barış bayraklarını, konsolosları davet ettik. Yurdun dört bir yanından, uluslararası arenadan halk oyunları ekiplerine davet ettik. Guinness Rekorlar kitabına girdik. Bir sürü şeyler var Sayın Başkan. Çok tabii. Yani, bütün bunların hepsine. Bu organizasyon çok güzel olacak. Ne bekliyorsunuz halkımızdan, vatandaşımızdan? Yani şöyle, yani Doğu Karadeniz havzasının en büyük etkinliği OVİT'te yapılıyor. Yıllardır yapılıyor. 18 yıldır kesintisiz bir şekilde bu hizmetler devam ediyor. Tabii bu hizmetin asıl sahibi millet. Yani onların katılımı, onların coşkusunu biz ev sahibi olarak organize ediyoruz. Ama milletle beraber yürüyor bu iş. Yani gerçekten 2640 metrede işte 13-14 Ağustos'ta oraya aşkla gelen kardeşlerimiz orada kendilerini buluyorlar. Yani aidiyetini, ruhunu, dinginliğini, ufkunu, zihninin o ritüellerini orada yaşıyorlar. Şimdi Türkiye böyle önemli bir döneme şahitlik ediyor. Yani bu demokrasi bayramı hakikaten bu etkinliğin ana temasını oluşturdu. Ya ben teşekkür ediyorum. Yani bu önemli bir hamle oldu aslında Ekşioğlu Vakfı adına da. Çok nefis bir etkinlik olacağını ben şimdiden tüm kardeşlerime söyleyeyim. Yani gerek sanatçı kardeşlerimizin tüm hepsini, ayrım yapmıyorum, buraya koyacağı performans ve katkılarıyla. Gerek orada biz ayın 13'ünde saat 15'te aziz şehitlerimizin ruhunu okuyacağımız fatihalarla başlayacak Kur'an tilavetleriyle. Yani orada bir artık OVİT'te camimiz, evet, var, otelimiz var. Her şeyimiz var. Yani konaklama ile ilgili hiçbir eksiğimiz kalmadı, hamdolsun. Hakikaten oteller, pansiyonlar açıldı. Yani şu anda o noktada hiçbir sıkıntı yok. Geçen 15 gün önce cami ve Kur'an kursları ile ilgili
Sağ olsun büyüklerimizin himmetleriyle çok güzel bir eser yine Ovid kazandı. Bölgede konaklamayla ilgili tesisler zaten İkizdere'de ve diğer alanlarımızda mevcut. Ovid'de de açıldı. Tabii ki Ovid'de de açıldı. Şimdi bu katlanarak, büyüyerek yani Ovid Kış Turizm Merkezi olma özelliğini besleyerek dört mevsim İkizdere vurgusuyla bölgenin kalkınma ve büyümesine destek olarak o bölgeye bir dinamizm hareketi getirerek yüz binlerce insanı orada konuk olarak ağırlayarak şimdi hamdolsun yani Türkiye'nin en marka projesi Ovid tünelini de yani değil mi şimdi gelenler orada görecek açılışına gün sayıyoruz. Mega projelerden bir tanesi. Yani kuzeyi güneyle birleştiren bir barış tüneli. Yani bu çok önemli bir etkinlik. Karadeniz'in hakikaten çok ciddi etkinliklerinden bir tanesi. Ben buradan siyasi partilerimizin genel başkanlarına, sayın valilerimize, kaymakamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın tüm temsilcilerini davet ediyorum. Ekşioğlu Vakfı Genel Sekreteri olarak bu çağrıyı huzurunuzda bir kez de ben yenilemiş olayım. Daha önce giden davetiyelerden bahsediyorum. Daha önce giden davetiyeler bir şenlik havasında olacak bir organizasyondu. Ama bu konsept çok farklı. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın işte burada siyasi partinin il başkanlarına buradan özellikle kesinlikle bunu ayrıca duyurmuş olalım. Ki kesinlikle. Biz tüm kardeşlerimizi davetiye gönderdiğimiz, tüm kardeşlerimizi göndermediklerimizi de herkesi Ovid'in o 2640 metrelik zirvesinde Kaçkarların yedi göllerin eteklerinde bayrağını unutmasınlar. Bayraklarıyla gelsinler evet. Yani biz gel ki dağıtıyoruz, dağıtacağız da alanda bu noktada bir sıkıntı yok ama yani gönülleriyle, aşkla hakikaten demokrasi bayramına şölenle çadırıyla gelen çadırıyla, bayrağıyla gelen bayrağıyla, yüreğiyle gelsinler insanlar. Aşkla hep birlikte o sosyal barışımızı inşa edecek, o kutlu yürüyüşe katkı koyacağımız, kucaklaşacağımız, sevgiyi ve barışı oradan haykıracağımız, Türkiye'nin geleceğine yön veren, inanıyorum ki büyük mücadeleye desteğimizi ortaya koyacağımız, herkeste hemhal olacağımız, yani harcımerç olacağımız çok güzel bir etkinlik olacak. Ovid etkinliğimiz 13-14 Ağustos. Bir bayram coşkusuyla bu etkinlikte bir arada olacağız Allah'ın izniyle. Ben tüm kardeşlerimi şimdiden davet ediyorum. Gökyüzüne yakın bu özgürlüğümüzü özgürce demokrasiye sahip çıktığımız gibi aynen orada bir kez daha sahip çıkarak inşallah kutlayalım. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırıp geldiniz. Yani aradığımda çok yoğunsunuz. Bundan sonra da programlarınız var. Biz gece 12'ye kadar buradayız. Sizden sonra da Tuna İlim Vakfı Başkanımız, değerli hocamızla birlikte olacağız burada. Bu demokrasi bayramına, İslami açıdan bakıyoruz. Çok önemli değerlendirme yapıyoruz. Stratejik açıdan bakıyoruz. Önemli konukları burada ağırladık. Elimizde döneler var, şehit cenazelerimiz var. Tankın önüne insanların kendini nasıl attıkları var. Bayağı dolu dolu dosyalarımızı gece 12'ye kadar hem canlı telefon bağlantılarıyla beraber tartışacağız. Son mesajınız. Son olarak şunu söyleyeyim. Ya basın yayın kuruluşları olarak sizler hakikaten çok önemli bir hizmet yaptınız. Ya şahsınızda ben bütün fedakarca, özveriyle çalışan tüm kardeşlerime bir kez de millet adına teşekkür edeyim. Ya bunların hepsi bir sac ayağıydı. Sizin duruşunuz, milletin duruşu, yani hepsi bir puzzle'ın parçalarıydı. Hep birlikte hamdolsun bunu başardık ve darbelere karşı ciddi bir direnişi, çıkışı yakaladı bu millet. Türk halkının, Türk milletinin bu tarihi zaferi çok iyi okunması lazım. Yeni fırsatlara, yeni çıkışları. Hep birlikte üretime, kalkınmaya, büyümeye dönük yeni açılımları inşa edecek bir çıkışı bizde başlatması lazım. Yani yeni bir ruh ve dirilişle artık bizim buralara koşmamız lazım. Darbeciler tarihin karanlık çöplüğüne atılmıştır. Millet onları oraya gömmüştür.
İnanıyorum ki şimdi aşkın, muhabbetin, kardeşliğin geliştiği yeni güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm izleyici kardeşlerimize sağlık, sıhhat ve esenlikler diliyorum. Evet, Ekşioğlu Vakfı Genel Sekreteri, aynı zamanda Mimarlar Odası'nda görevli, birçok STK'larda da başkan yardımcısı, yöneticisi, üye, kadem ekşi, gerçekten güzel değerlendirmeler yaptı girişinden gelişmeye ve sonuca. Çok teşekkür ediyoruz. 13-14 Ağustos'ta da sizi Ekşioğlu Vakfı, yani Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük ailesinin organizasyonuna ve demokrasi bayram şölenine bayrağını, çadırını alan Cuma günü akşamdan gelsin, konuşlansın dedi. Ve şunu da söylemek istiyoruz sevgili izleyenler. Tatillerinizi yapmak için birçok yerlere gidemediniz. Hele bu olaylardan sonra da işte terördü, şehitlerimizdi vesaireydi. Ovid Dağı'nda güvence tam manasıyla dört dörtlük. Onu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bir girişi bir çıkışı var. Sağ olsun orada gerekli tedbirleri valimiz, emniyetimiz alıyorlar. Ve zaten oraya gelen herkes birer Karadenizli ve birer güvenlikçi. Aynen. İspir'den, Erzurum'dan, Kars'tan, Ardahan'dan bile oraya seven dostlar geliyor. Ordu'dan, Samsun'dan. Herkes 13-14 Ağustos'a demokrasi bayramına bayrağını, çadırını alsın, çoluğu çocuğuyla ailece. Yiyecek içecek bir şey getirmeyin, oraya çadırlar kuruluyor. Her şey var. Hatta tam Ovid'in başında, zirvesinde otel de var. Biz 13 Ağustos'ta, hatta 12 Ağustos Cuma akşamından gelin. Ovid'de görüşmek dileğiyle. Kadem Ekşi Başkanım, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kısa bir ara, aradan sonra konuğum var. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Gece 12'ye kadar canlı telefon bağlantıları da alacağız. Bu akşam bolca hasret gideceğiz. Demokrasi şölenimizi yurdun dört bir yanına canlı telefon bağlantılarıyla beraber İhlas Haber Ajansı, Ahmet Bilge, Muhammed Kaçar, Doğan Haber Ajansı Rize'den bekliyor bizi. Ve Mehmet Ali Kulat, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı bir araştırma yaptı. Sevgili izleyenler, bu demokrasi şöleni ya darbeyle ilgili halk ne demiş, halkın yüzde kaçı iyi oldu demiş, yüzde kaçı kötü oldu demiş, böyle olsaydı nasıl iyi olurdu demiş, onları Mehmet Ali Kulat'tan alacağız, Ankara'ya bağlanacağız. Taka Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nde Yusuf Turgut'la Trabzon'un nabzını tutacağız. Maçka'da bugün neler olduğunu öğreneceğiz. Anadolu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özcan Geçal'la Kocaeli'ye bağlanacağız. Anadolu yakasının ve Kocaeli'nin gündemini alacağız. Yine gazeteci Giresun'dan değerli Ufuk Kekül kardeşimizle yine Giresun'un da demokrasi bayramını şölenini alacağız. Giresun'da birkaç inişli çıkışlı şaibeler var, karşıtlar var. Demokrasi şölenini, bayramını ve bu darbe olayını kötüye kullananlar var. Özellikle esnaflardan tenzih ederek söylüyoruz. Benzine, mazota zam yapıp marketlere 3 katına 4 katına çıkarıp ATM'lerde kuyruk oluşturan yerlerde işte ATM'leri boşaltanlar, onlarla ilgili çok önemli açıklamalar var. Karabük temsilcimize bağlanacağız, İHA'ya ve Yasin Erden'le. Ve Ordu'ya bağlanacağız Metin Akyürek'le. Yurdun dört bir yanına canlı bağlantılar kuracağız. Çok önemli gündem var. Kısa bir ara, birlikteyiz tekrar.